Hepinize Galata Port'tan merhaba. Bugün Arzu ile birlikteyiz ve bugün 6 Ağustos Cumartesi bu arada. Saatlerimiz de 11'i çeyrek geçiyor. Sabah buluştuk, Arzu beni sağ olsun geldi aldı. Ve ilk defa buraya geliyoruz Galata Port'a, gelmemiştik. Bugün biraz yoğun bir programımız olacak. O yüzden de buradan hemen başlayalım dedik. Ve şimdi biz hemen bir kahvaltı yapacağız. Çok acıktık çünkü Arzu sen de. Şu an kebap açız. Bile yiyebilirim. Şurada günaydın var, kahvaltı yapıyorum. Ve şey kokuyor, kebap kokuyor değil mi? Evet. Öyle. O yüzden de şimdi kahvaltı yerinden tekrar görüşmek üzere. Big Chefs, kahve dünyası, Prince Coffee House var. Bilmiyoruz. Ayrıca benim saçım başım da dağıldı. Yani Arzu da biraz dağılmış. Evet Arzu. O akıl edip bir şey bağlamış kafasına. Evet, bakıyoruz. Cook Shop var. Hala yer seçemedik. Cookshop'a girelim dedik. Cookshop'ta da bir arıza varmış sistemlerinde. Böyle kötü bir arıza. Anlamadık. O yüzden tam kapasite alamıyoruz dediler. Ve zaten çok güneşti. Şimdi o yüzden yeni yer arayışına geçiyoruz. Baylan'ı bulduk. Bayrana girelim dedik. Biz zaten seviyoruz burayı. Buranın kahvaltılarını da seviyoruz. Şurada menüsü var. Şöyle kısaca göstereyim. Yukarısı daha havadarmış ve klimalı. Çünkü burası biraz basık yani. Denizin kenarında olmasına rağmen. Şimdi yukarıya çıkıyorum. Bakalım nasıl bir yer bekliyor bizi. Oturduk. Nasıl? Beğendin mi sen de? Çok beğendim. Manzarayı da çok beğendim. Böyle güzel manzaralı yerden size sesleneyim dedim. Şimdi biz kahvaltımızı yaptık. Baylan'dan kalktık ve Karaköy iskelesine doğru gidiyoruz. Karaköy iskelesinden de böyle minik bir Haliç turu yapmayı düşünüyoruz. Bakalım saatleri uyacak mı, nasıl olacak? Baktığımız kadarıyla internetten bir saat sonra kalkacak Haliç turu vapuru. Yani birkaç yere uğruyor. Böyle herhalde 6-7 yere falan uğruyor. Oraya gelene kadar biz de bari dedik ki Ara Gürel sergisi varmış, oraya gidelim. Ben şöyle bir bakmıştım zaten sabah. Ara Gürel'in 28 tane fotoğrafını, renkli fotoğrafını ilk kez bu sergide bir araya getirmişler. Ve biz de o yüzden bir girelim bakalım istedim. Paket Postanesi ile ilgili bir bilgi duvarı yapmışlar burada. Bu tarihi binanın aslında işte tarihini anlatıyor. 1895'te ilk liman kurulduğunda bir herkesin işte gelip bekleyeceği, giriş çıkış yapabileceği bir binaya ihtiyaç duymuş tabii ki. Ve bunun sonucunda da bir mühendis 1905 yılında bu binanın inşaatına başlamış. Daha doğrusu karar vermiş, çizmiş. Ve 1907 yılında başlanmış, 4 yıl sürmüş. Sonra 1911'de bu binanın yapımı tamamlanmış. Evet, en sonunda 1934 yılında PTT Postanesi olarak, yani paket postanesi olarak faaliyete başlamış ve bakalım kargo operasyonları işte 1957 yılında Haydarpaşa'nın bir şeyi olarak, Haydarpaşa'nın bir devamı olarak kargo paketlemeleri de, paket işlemleri de burada yapılmaya başlamış.
Ve şu anda da gördüğünüz gibi bu yapıdan da ben size şöyle biraz daha içeriği de göstereyim. Böyle değerlendirmişler. Yani benim çok hoşuma gitti yapım şekli. Biraz daha yine tarihi dokuyu da korumuşlar aslında. Ve şu anda Ara Gül'lerin sergisine de girmek üzereyiz. Yani bütün mağazaları gördüğünüz gibi böyle çok tatlı yapmışlar. Mağazaların içleri çok güzel. Evet, 28 eser var mı? Serginin adı Kıyının Hafızası. Fotoğrafların hepsi tabii ki Ara Güler'e ait. Ve şurada da bir özgeçmiş var. Çok güzel değil mi? Görebiliyor musunuz? Ha, evet, arkaları da var. Arzu, şu an hangi fotoğraf karesinin içinde olmak isterdin? Ama arkalarını da bak. Ben bunun içinde olmak istemezdim. Burada da olmak istemezdim. Burada da olmak istemezdim. Benim bir tane favorim gördüm galiba. Ben seçtim galiba şu. Şu işte. Ödüller 1928'de doğmuş, ben o kadar bilmiyordum. 90 yaşında, 2018'de de gözlerini hayata vurmuş. Seçtin mi? Evimin verandasında oturmak ister. Seninki de güzel. Seninki hayal de olmuş aynı zamanda. Seninki hangisi? Benimki de şu. Sergide bitirdiğimize göre şimdi artık yavaş yavaş vapura doğru gidelim. Burada biraz aslında şey olmuş, serinlemiş de olduk. Bakayım benimki kaç yılında çekilmiş. Nerede? 1974 Çengelköy. Bakayım Arzu'nunki. Arzu'nunki de Paşabahçe 82. Çok güzel. Şimdi Balat'ta indik ve böyle kendimizi denizin böyle yan tarafında minik bir ara sokak var, yaya yolu.
Oradan yürüyoruz. Yürüyerek böyle yani çok tatlı yerler var. Kafeler, küçük küçük butikler, mağazalar, her şey. Burada tahta minare cami diyor. Ben burada şeyi çok merak ediyordum. Sveti Stefan Kilisesi. Oraya gitmek istiyorum. Arzu da orada kaldı. Saçma olur mu ya? Saçımı topladım ya artık. Dayanamadım. Bunlar falan ne kadar tatlı. Derece cam atölyesindeyiz. Herhalde burada oturmayacağız kahve içmek için diyoruz. Tamam canım. Çok tatlı ya. Dolapta bir yer bulduk. Böyle küçük tatlı bir sokağın. Çok tatlı bir sokak. Sabrosa. Sabrosa diye bir yerdeyiz. Ben buzlu kahve içiyorum. Arzu da. Sen frozen içiyorsun ama ananaslı frozen. Limonlu frozen almış. Ve burada böyle biraz dinlendik. Burası esiyor. İç taraf esmiyordu. O yüzden burayı tercih ettik. Buradan da o bahsettiğim Sveti Stefan Kilisesi'ne atmak istiyoruz. Şimdi Arzu bize rotasyon çiziyor. Nasıl gideceğiz? Oradan da artık tekrar belki bir vapurla işte yine Haliç turumuza devam edip yine tekrar Karaköy'e döneriz gibi geliyor. Bakalım yani yol bizi nereye götürürse ya. Ne kadar güzel değil mi? Böyle bir günde aslında hiçbir şey düşünmeden kalbimiz ne istiyorsa iki arkadaş onu yapıyoruz. O yüzden de sizinle de paylaşmak ayrıca benim için çok anlamlı ve güzel olacak. Şu anda Sveti Stefan Kilisesi'ne geldik. Arkamda gördüğünüz bir kilise. Bu Bulgar Ekserhanesi'ne bağlı bir kiliseymiş ve Demir Kilise diye geçiyor aslında. Her tarafı demirle, demirle mi kaplı bilmiyorum. Duyabildiniz mi bilmiyorum. Yani burada herkes korna delisi olduğu için. Ama size kilise harici önce girmeden şunları göstermek istiyorum. Burada duş alıyorlar. Ne kadar tatlılar. Senin turist zannetti lan. Gördün mü? Benim turistlerim gitmek. Hot Bulgari. 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 Ses, çok ses. Smartphone, tam yalanız.
Burada'yı da size çekeyim. Bulgar Sveti Stefan kesesi, Eksalent'e bağlı en ilginçin tümüyle demir malzemeden ve prefabrik olarak yapılmış olması. Planı hariç kıyısına dik konumda 3 nefli bir bayezidlik kaymış. Yani gerçekten içinde gördüğün şu tablo restorasyondan sonraki hali. Sakin, bir duman koktu. Teyzenin arkasına takıldık. Şimdi dönüş yoluna geçtik. Yine vapura binmek üzere. Onun önünden geçmiştin. Evet. O nereye? Biz oraya. Tintin. Şimdi sağa döneceğiz buradan. Çok yaşa. Seyahatimizden sonra yani bayağı hariçi dolaştık tur şeklinde vapurla ve vapur havası da mı biraz çarptı bilmiyoruz, başımız falan döndü. Neyse Karaköy'de tekrar indik. İndikten sonra da şimdi tam Bankacılar Caddesi'nin ilk girişinde Salon Galata diye bir yer var. Burası eski bir binanın tekrar yapılandırılmış hali diye biliyorum ben. Çok daha yani bir iki ay önce falan gelmiştim. Şimdi Arzu'yla buraya geldik tekrar. Menüsü bu şekilde. Şimdi size içeriği de göstereyim. İçerisi tam Avrupa gibi. Yani şurada böyle de bakın istedim. Böyle bir kendi dokusunu da koruyarak duvarlarını. Çok tatlı. Şimdi burada da işte akşam yemeğimizi yiyeceğiz. Şimdi yemekler geldi. Benimki avokadolu ve salatalıklı avokado ezmeli. Enginar. Arzu'nunki de. Altı humus, börülce, falafel. Ve nohut. Arzu nohut bombası yaşıyor. Yani falafel şey. Bu da köz biber geliyor kızarmış ekmekle. Öyle Arzu da ice tea yaşıyor. El yapımı. Elma.
Yeşil elma ve yeşil çay alaçayı ev yapımı. Evet, çok güzel. Yemeklerimiz bu kadar. Ben niye böyle küçük bir şey yiyorum? Çünkü sonrasında tatlı yiyeceğim yani. Bütün gün canım tatlı çekti ve hiçbir tatlı yiyemedik. O yüzden yani baklava falan vardı hep. Baklava da yiyemeyecektim. Şimdi bundan başlıyoruz. Yine görüşürüz bir sonraki durakta. Son durağımızdan merhaba. Şu anda yine ilk başladığımız yere geri döndük. Galata Port'ta Bayland'dayız. Ve burada şimdi zaten sesini duyuyorsunuz. Çok tatlı. Ece Berker bir hanımefendi caz söylüyor. Her cumartesi zannediyorum bu program var. Burada yemek yerseniz, yani yemek için, yemekli bir ortam için müzik ekstra ücretli değil, onu söyleyeyim. Sadece yemek yiyorsunuz, rezervasyon yaptırmanızı tabii ki öneriyorum. Biz böyle çok tatlı bir ortama denk geldik. Yani şimdi resmi konuşmamı yaptıktan sonra gayri resmi tarafa geçiyorum. Ya biz buranın, biz yemek yediğimiz için öteki tarafta. Burada şimdi yemek konusu şey oldu yani. Ece Berker'i dinlemek için burada birazdan yemek yemek zorunda kalacağız. Öyle kendimizi biraz zor duruma düşürdük. Ama olsun, çok memnunuz yine de. Yapayım bugün. Arzucuğum çok teşekkür ederim. Ben seni çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum.